Değerli arkadaşlarım, çalışma panelimiz, sekansımız, proje alanımıza gerekli belgeleri topladıktan sonra onları timeline alanımıza yerleştirdik. Şimdi artık bu timeline alanındaki yerleştirdiğimiz fotoğraf videolarımızın sürelerini belirleyebildik. Bunları nasıl uzatıp kısaltacağımızı ya da keseceğimizi bir önceki dersimizde gördük. Bu bölümde daha düzenli ve etkili bir gösteriyi hazırlayabilmek için fotoğrafların nereye boyutlarını ayarlamadan önce, yani sürelerini ayarlamadan önce video ve seslerin aslında sesle uyumlu bir hale getirmemiz gerekiyor. Yani ses kanalında biraz daha teferruatlı çalışmamız gerekiyor. Bunun için bu bölümde timeline alanında bulunan bölümden şu bölümü birazcık uzatıyorum. Dikkat ederseniz ses kanalım şu anda aktif. Boşluğa tıkladığımda yeşil, üstüne tıkladığımda beyaz oluyor. Hangi parçaya tıklarsam orası beyaz oluyordu. Bunu bir önceki derste görmüştük. Şimdi ses panelimi sol tarafta bulunan şu mikrofonun hemen yanında bulunan alana girip yukarı aşağı ok çıktığı zaman mouse'un sol tuşuna basılı tutarak yaptığımda uzatabilirim ya da şuradaki kenardaki çubuklarla bu alanı açabilirim. Şimdi buradaki açtığım zaman şu bölümde gördüğünüz ortadaki ince siyah bir çizgi var. Bu aslında normalde şurada orta bölümdeydi ama ses çok fazla geliyordu. Patlamalar vardı. Dikkat ederseniz şu bölümde patlamalar kırmızı olarak bize gözüküyor. Sesi önce birazcık kısıyorum. Şöyle birazcık düşürüyorum. Çünkü bir ev kaydı. Düzenli bir kayıt değil. Şimdi bunu düzenledikten sonra benim bu müzikteki ritim değişikliklerini işaretlemem gerekiyor. Buna marker diyoruz değerli arkadaşlarım. Sesin üstüne markerlar koyarak fotoğrafların ve videoların boyutlarını, yazıların geçiş değişimlerini buna göre ayarlamak daha akıcı, daha keyifli bir gösteri yapmamıza yol açar. Nasıl bir sinemada, filmde sahnenin durumuna göre müziğin coşkulanması, duygusallaşması gibi bir senkronize gidiyorsa biz de hazırladığımız gösteri için önce doğru bir müzik seçmemiz lazım ve bu müziğin de doğru yerlerinde ritmine göre fotoğraflarımızı ve videolarımızı yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu yapabilmenin birkaç yöntemi var. Marker dediğimiz işaretleri birkaç yere koyabilirim. Öncelikle sese koymayı tavsiye ediyorum. Ama siz projenin buradaki süre kanalının olduğu yerde yapmak istediniz. Dediniz ki 15. saniyeye kadar, 15. saniyede boşlukta şurası etrafı maviyken, hiçbir şey işaretli değilken, eğer bu şekilde yaparsanız 15. saniyeye getirdiniz. Bakın burada 15. saniye. Klavyenizde M harfine bastığınızda şuradaki yeşil dediğimiz olay marker. Buraya bir marker attı. Dediniz ki 20. saniyede, 20. saniyeye getirdiniz. Burada da bir marker olmasını istediniz. Bakın ikinci markeri yerleştirdi. Marker dediğimiz şey bir işaret. Yani bize bir nirengi noktası, bir gösterge olacak. Noktalar belirliyorsunuz projenizde kullanmak adına. Ben burada süre kanalında kullanmaktan çok müzik kanalında kullanıp video ve fotoğrafları bunun üstüne müziğe göre ayarlamayı daha çok tercih ediyorum. Şimdi burada sürelere göre yapabilirsiniz. İstemiyorsanız Ctrl Z tuşlarıyla geri alabilirsiniz. Buradaki video parçasının üstüne belki marker koymak isteyebilirsiniz. Sesi şöyle bir kapatalım önce. Diyelim ki şurada adım yürürken, şu sağ ayağını atarken bir marker istediniz. Bakın video kanalım işaretli. M harfine bastığımda onun üstüne bir yeşil marker koydu. Yürüyor, şuraya geldiğinde şu bölümde kolumu kaldırırken bir marker işaretlemek istediniz. M harfini yaptınız, oraya bir işaret koydunuz. Buradaki istediğiniz kadar markerı bu videonun ya da fotoğrafların üstüne de aynı şekilde burada eğer şu bölüme yaparsanız, işaretlerseniz marker buraya koymuş olursunuz. Bunları Ctrl Z ile geri alıyorum. Ben ses kanalımın üstünde yapmayı tercih ediyorum. Nasıl yapacağız? Bakın burada müziğin inişlerini, çıkışlarını grafik olarak görüyorum. Ama dinleyerek yapmak her zaman daha iyidir. Sesi birazcık daha kısayım önce. Şunu da açalım. Muteyi kapatmıştım sesini. Başa geldim. Dinlemeye başlıyorum. Bakın ben melaket hırkasını diye girdiği anda
Burada videomun başlama veya yazımın videomun başlamasını istiyorum. Mouse'umla tıkladığımda ses kanalım beyaz oldu. M'ye bastığımda bakın buraya bir marker eklemiş oldu. Dinlemeye devam ediyorum. Hırkasını derken burada da bir şeyler yapmak istiyorum. Oraya da bir marker koydum. Kendim giydim derken bir marker daha koyuyorum. İşte şarkının çıkış yerlerine böyle M harflerine basarak yeşil şu marker dediğim işaretlemeleri ekliyorum. Şimdi çok uzatmadan şöyle yapalım. Diyelim ki bir marker'ı da şuraya ekledim. Bir marker'ı da şuraya ekledim. Şuradaki grafiklere bakarak ya da dinleyerek markerları işaretliyoruz. Şimdi ben diyorum ki burada birinci markerda video şuraya kadar video olsun. Şu markera kadar video olsun. Videomu kısaltıyorum. Bir önceki derste gösterdiğim gibi kısalttım. Buradaki girişte fotoğrafım başlasın istiyorum. Onu buraya getirdim. Şimdi burada birleştirme yaparken şuradaki gördüğünüz mıknatıs gibi aracın aktif olduğuna dikkat edin. Yani şu araç benim fotoğraflarımı Snap in Timeline denen yer. Fotoğrafları yaklaşıp birleştirirken mıknatıs gibi yapışır ve işimi kolaylaştırır. Bakın buradaydı. Fotoğrafımı aldım buraya getirdim. Pıt diye yapışır. Daha fazla sürerseniz evet gider içine doğru gider ama normalde hissedersiniz böyle yapışma gibi mıknatısın çekmesi gibi bir tutması vardır. İşimiz kolaylaşır. Aynı şekilde buradaki markerda da bu benim işimi kolaylaştıracak. Bakın gelir gelmez şu aşağı doğru bir siyah çizgi oluşuyor. Direkt olarak oraya yerleşiyor. Böylece projemde seslere uygun şekilde bakın pıt 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 çok hızlı bir şekilde yerleştirerek devam edin. Bakın burada bir şey olmadığı için o kadar rahat hareket etmiyor. Ama burada bir marker olsaydı şurada bir marker koyalım. Bakın bunu çeker çekmez pıt diye oraya yapışır. Mıknatıslı gibi yapışır. Şimdi dinlediğimizde şuradan itibaren dinleyelim. Bakın ses değişecek şimdi fotoğrafla. Bakın fotoğraf değişecek. Bakın burada ses düştü. Şimdi çıkarken gördüğünüz gibi tam değişim yerinde fotoğraf değişiyor. Bu şekilde markerlarımızı müziklerimizin üstüne yerleştirdiğimizde çok daha kolay projelerimizin boyutlarını ayarlayarak dizebiliriz. Peki şöyle bir soru gelebilir. Ya ben bütün fotoğraflarımın aynı sürede geçmesini istiyorum. O zaman yapacak bir şey yok. Fotoğraflarımızın tamamını işaretleyeceğiz. Birinci bölümde anlattığım gibi speed duration işte şu kadar saniye diyeceksiniz ve o şekilde de dönecek. Eğer böyle yaparsanız da bu sizin tercihiniz olur. Speed duration dedim. İşte buna diyelim ki 4 saniye süre verdim. Hepsine de 4 saniye ver dedim. Şu alanı repleri kapattım. Burada artık seçim o süreler geldiğinde müzik nerede olursa orada bir değişim gösterir. O zaman marker atmanıza da bir gerek kalmaz. Bunda da gördüğünüz gibi müziğin çıkış yerlerinde ya da iniş yerlerinde yani sizin belirlediğiniz süre nerede denk gelirse müzik içerisinde orada değişiyor. Bu tür gösteri ve sunumlarda da müzikle bir senkronizasyon olmayınca insan biraz gösteriden kopabiliyor. Benim size tavsiyem müziğinizi markerlayın ve bu markerladığınız müziklere göre fotoğraflarınızı yerleştirin ki gösteri müzikle beraber senkronize gitsin ve daha keyifli bir izlenim sunsun. Markerlama bu şekilde. İsterseniz ses dosyanıza, isterseniz video dosyanıza, isterseniz ise Timeline alanındaki süre bölümüne istediğiniz yere markerlar koyabilirsiniz ve bu belirlediğiniz markerlara göre projenizi yerleştirebilirsiniz. Marker'ın görevi bu. Yerleştirdiğiniz markerları silmek isterseniz, bakın burada markerlar var. Marker seçeneğine gelerek
Clear All Marker seçeneğinden tüm markerlarınızı da kaldırabilip bir şansına sahipsiniz. Bugün markerı anlattım. Markerlar bu şekilde. Markerları kullanmayı unutmayalım. Fotoğraf da çok önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.